Si de var Sayın tabii. Davutoğlu'nun bir çıkışı oldu. 15,5 sayfalık. 15,5 sayfalık bir açıklaması. Ne diyorsun? Ne diyorum? Şöyle diyorum. İngilizce hani Malezya'da falan öğrendi ya, daha önce de kolejde de okudu burada İstanbul Üniversitesi'ne. Şöyle diyorum. Good morning. Uzatarak söylüyorum. Good afternoon olmasın abi. Beyefendinin kendisi için söylüyorum. Onun için diyorum. Beyefendinin kendisi için söylüyorum. Çok geç. Hem günaydın hem iyi geceler. Çok geç. Evet, bu çıkışları yapıyorsunuz ama Selçuk Akdağ'ın da çıkışı var. Asıl o önemli bir beyindir Selçuk Bey. Çıkışları var. Efendim yeni bir parti çıkar mı? Yeni bir parti çıkacak. Mecburen çıkacak. Çünkü bu kadar kriz, bu ağır sancı bir partiyi doğuracak. Bu zaten dinamiğin kendi gereği ama buradaki sıkıntı şu. Sıkıntı şu. Ahmet Davutoğlu ısrarcı olursa partide olmakta, Abdullah Gül Beyefendi onun yanına gelmez. Ben daha önce de söyledim bunu. Abdullah Gül Beyefendi onun yanına gelmez. Ama Ali Babacan uluslararası arenanın istediği kişidir. Ahmet Davutoğlu değil. Ali Babacan'ın liderliği, onun bir parti kurması, onun başa geçmesi bir arzu edilen sonuçtur. Daha önce söylenen bir şey vardı. İşte büyük korku duyuluyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan korkuyorlar. Korktukları için bu böyle oluyor. Son seçimin sonucu, yayınlanan bu yazılar, verilen bu demeçler artık Erdoğan korkusundan kurtulduklarını gösteriyor. Ya şimdi 31 Mart'ın sonucu da bu korkuyu kaldırmıştır. Ama Erdoğan'a rağmen böyle bir partinin şansı nedir, ne değildir? Tabii çok tartışırız bunu. Bu tartışılır. tabii Davutoğlu'nun aslında getirdiği eleştirilerin tamamı doğrudur ama bu getirdiği konuların Söylüyorum. tamamında kendisi de zaten oradaydı. Efendim oradaydı. Yani Kendisi yani şimdi bir kısmını kendisi ya şimdi yarattı. şimdi bu bu enteresan bir şey. Yani beraber geliyorsunuz. Bu işi geminin dibi deliniyor, gemi su alıyor. Ondan sonra gemi su alıyor diye konuşuyorsunuz. Beraber Aslında yürüdüler bu beraber yollarda. yürüdüğünüz bir Beraber yol. ıslandılar Burada yağmurlar peki altında.